Çok değerli meslektaşlarımız, çok kıymetli basınımızın değerli mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanından baro başkanlarımız adalet için, özgürlük için, hukuk için 3 günden beri yürüyorlar. Bu 3 günlük yürüyüşleri boyunca inanılmaz bir destek var kendilerine. Halkın çok yoğun bir ilgisi var, desteği var. Halk, vatandaşlarımız başkanlarımızın niçin yürüdüğünü anlamış durumda. Ancak asıl bu yürüyüşün nedenini anlaması gerekenler maalesef başta siyasi iktidar ve Türkiye Barolar Birliği'nin başındaki Metin Feyzoğlu isimli şahıs olmak üzere bu yürüyüşün anlamını, nedenini, önemini maalesef algılamış durumda değil. Biz şu anda Ankara'da barolar adına yürümekte olan başkanlarımıza yapılan müdahale için şu anda burada bulunmaktayız ve tüm meslektaşlarımızla birlikte bir basın açıklaması yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Basına ve kamuoyuna. 19 Haziran Cuma günü Türkiye'nin dört bir yanından baro başkanları tarafından başlatılan yürüyüş Ankara sınırında hukuka aykırı olarak durdurulmuştur. 56 baro başkanının ve çok sayıda baro yönetim üyesinin barışçıl şekilde gerçekleştirdikleri bu eylemin engellenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerle korunan gösteri ve toplantı yürüyüşü hakkının açık ihlalidir. Güvenlik güçlerinin bu hukuksuz emri yerine getirirken Ordu Barosu Başkanı'nı gözaltına almak istemesi, Gaziantep Baro Başkanı'nı darp etmesi ve baro başkanımız Avukat Özkan Yücel'e darp girişiminde bulunması iktidarın düştüğü aczin açık göstergesidir. Hukukun üstünlüğü mücadelesi veren baro başkanlarına yönelik bu tavır esasen yurttaşlara verilmek istenen bir gözdağıdır. Bu saldırılar ülkemizin demokratik ve insan haklarına dayalı bir cumhuriyet olarak kalması ve yurttaşların haklarının korunması için devam ettirdiğimiz mücadelemize asla zarar vermeyecektir. Baroların bugün yaktığı ateş, milli mücadelenin müdafaa-i hukuk anlayışının bir devamıdır. İzmir Barosu ve tüm barolar yurttaşın hukukunu müdafaa etmek azminden bir nebze olsun geri adım atmayacaktır. Buradan bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, şu anda Ankara'da olan baro başkanımız Sayın Özkan Yücel telefondan bağlanmaya çalışacak. Oradaki yaşananları ve duygularını, düşüncelerini bizlerle paylaşmak istiyor. Eğer başarabilirsek kendisini buradan telefon vasıtasıyla dinleteceğiz. Başkanım buyurun. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar, Hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz Ankara'dan. Ankara'da bugün yaşadığımız tablo ülkenin içine düşürüldüğü durumun açık bir göstergesidir. Şu an Türkiye'de faşizmin hüküm sürdüğünü, polis devletinin hakim olduğunu ve halkla özgürlüklerin tümüyle askıya alındığını, bu aslında yürüyüşümüzün ne kadar anlamlı olduğunu, sözümüzün ne kadar değerli olduğunu gösteren bir duruma da işaret ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafından baro başkanları yola çıktılar. Özgür bir ülke için, demokratik bir ülke için, insan haklarına uygun bir ülke için mücadelelerini sürdürüyorlar. Bugün Ankara girişinde hala bekliyoruz. Oturma eylemine geçti baro başkanları. Buradan ayrılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Kazanana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sizlerin orada bulunmanız, sizlerin oradan destek veriyor olmanız inanın ki bizi burada çok daha güçlü hale getiriyor. İyi ki varsınız. Sizlerle beraber yol yürüyor olmak beni her zaman onurlandırdı. Çok teşekkür ediyorum sevgili.